Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yayınlarınızda kullanabileceğiniz 4 mükemmel özellik anlatacağım. Bu özellikler arasında ücretsiz olarak kullanabileceğiniz kamera maskleri ve gerçekten çoğu kişinin merak ettiği ve çok fazla sormuş olduğu OBS ekranlarımızda bulundurabileceğimiz abone ol butonları nasıl eklenir, bunlarla alakalı olacak. Çok basit bir şekilde bunları yapabileceksiniz. Şimdi lafı fazla uzatmadan hızlıca videoya geçiyorum. Videoya geçmeden önce siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Bildiğiniz üzere son zamanlarda YouTube Shorts, TikTok, Instagram Reels gibi mecralar çok fazla popüler oldu. Bizler de Twitch'te yaşadığımız güzel anların kliplerini buralarda paylaşmak istiyor olabiliyoruz. Ama burada bizim en büyük problemimiz ne? Bizim yayınlarımız yatay formatta, TikTok, Shorts ve Instagram Reels dikey formatta. Ve bizim bu görüntülerimizi dikey formata çevirip daha güzel ve insanların gözüne daha hoş gelecek şekilde düzenlememiz gerekiyor. Ve bunun için de bize mükemmel bir kolaylık sağlayan CrossClip sitesine bir bakacağız. Bu site üzerinden kliplerimizi dikey formata nasıl getirebiliyoruz bunu göreceğiz. Şimdi geçelim ve ekranda bu uygulamayı bir kullanalım. Evet arkadaşlar, öncelikle crossclip.com'a giriyoruz. Bu videomuzda bahsettiğim tüm yerleri ben açıklama kısmında linklerini ekleyeceğim sizlere. Gördüğünüz gibi CrossClip'e girdiğimizde burada bir pro modu var ve bir de ücretsiz versiyonu var. Biz ücretsiz versiyonunu kullanacağız. Şimdi burada yapmamız gereken şey, burada bizim sosyal medyada paylaşmak istediğimiz klibimizi bulmamız gerekiyor. Hemen gördüğünüz gibi yayıncı panelime giriyorum. Buradan klipler bölümüme giriyorum. Burada da kanalımın klipleri diyorum. Ve burada benim sevgili Bekir'le birlikte çok güzel bir PUBG oynadığımız ve kill aldığımız bir klibim vardı. Şimdi ben o klibimi dikey formata getireceğim. Ama onun için öncelikle klibimi bulmam gerekiyor. Evet, bir tane klibimi buldum. Hemen buradan diyorum ki klip sayfasını görüntüle ve gördüğünüz gibi klibimiz büyük ekranda açıldı. Hemen ben bunun linkini alıyorum, kopyalıyorum ve CrossClip'e geliyorum. Tabii öncelikle burada bir giriş sağlamanız gerekiyor. Bir hesap oluşturuyorsunuz ve giriş sağlıyorsunuz. Sonra gördüğünüz gibi burada Enter Twitch Your Clip diyor. Buraya klibimi yapıştırıyorum. Get clip diyorum. Gördüğünüz gibi klibim yükleniyor. Şimdi önümüze böyle bir panel geliyor. Bu panelde biz ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi kamera bölümü var. Ben bu kamera bölümünü alıyorum. Kendi kameramı şu şekilde fitliyorum. Ve burada da ekranımızın ortasını veya ekranda yakalamak istediğimiz yer neresiyse bu şekilde ayarlıyorum ve ekranımı seçiyorum. Ben bunun tam ortasını alacağım. Hatta bu klibi ben biraz böyle geriden alayım. Şurada bir sprey yaptığım yer vardı. Evet. Burayı alıyorum ve gördüğünüz gibi kameramı yukarıda, ekranın tam ortasını da aşağıda bizlere konumlandırıyor. Şimdi burada hoşunuza gitmeyecek bir şey var. Biz şimdi bu şekilde hazırladık. Compile diyorum. Ve buraya Bekir PUBG diyorum ve Start Completion diyorum. Ve bu videomuzu işlemeye başlıyor. Ve gördüğünüz gibi videomuzu işledi ve bize video olarak sundu. Şimdi burada gördüğünüz gibi CrossClip logosu var. Ücretli ve ücretsiz versiyon kullandığımız için ne yazık ki bunu koyuyor. Bu benim için çok problem değil. Ben bunu bu şekilde paylaşırım açıkçası. Yani burada CrossClip yazması benim için bir sakınca teşkil etmiyor açıkçası. Bir tek burada sizi rahatsız edecek şey, videonun sonuna gördüğünüz gibi bu şekilde Made with CrossClip diye bir bölüm açıyor. Bunu siz videoyu indirdikten sonra paylaşmadan önce TikTok'ta veya Shorts'ta nerede paylaş açacaksanız oradaki edit yerinden son kısmını kırpıp o şekilde ekleyebilirsiniz. Ve bu şekilde de dikey formatta olan istediğiniz mecrada Twitch kliplerinizi düzenleyerek paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ikinci olayımız Twitch'e gelen yeni güncelleme ile alakalı. Twitch'e gelen yeni güncelleme ile birlikte abone hedeflerimizi ve takipçi hedeflerimizi direkt Twitch üzerinden, yayıncı paneli üzerinden yapabiliyoruz. Şimdi size bunu göstereceğim. Twitch panelimize giriyoruz ve gördüğünüz gibi sağ alt tarafta hızlı eylemler bölümünde hedefleri yönet kısmı var. Eğer bu hedefleri yönet kısmı sizde yoksa eğer, hızlı eylemler kısmında artıya tıkladığınızda gördüğünüz gibi biraz aşağıya indiğinizde burada hedefleri yönet kısmını göreceksiniz. Ekle kısmına tıklayarak hızlı eylemler bölümüne ekleyebilirsiniz. Şimdi hemen hedefleri yönet diyelim ve buradan abonelik mi yoksa takipçi hedefi mi koymak istiyorsunuz, buna karar verebiliyorsunuz. Ben mesela abone hedefi koyacağım.
Mevcut abonelik puanlarımız şu an 26'ymış. Ben mesela buraya 50 abonelik puanı hedefi koyacağım. Bu abonelik puanı muhabbeti nedir bunu söyleyeyim. Bir abonelerimiz var. Şurada gördüğünüz gibi bir de abone puanları var. Abone puanları tier 1, tier 2, tier 3'tür. Yani mesela burada abonemiz 26 ise ama bu 26 abonenin içerisinde bir tane tier 3 abonemiz varsa eğer burası 28 olacaktı. Abonelik puanı tier'ların toplamı oluyor. Abone puanı hedefimizi seçtikten sonra tarayıcı kaynağını kopyalıyoruz. Hedefi başlat diyoruz. Ve gördüğünüz gibi hem chatimizin üstünde abone hedefi başlıyor diye bir bildirim çıkıyor. Hem de her zamanki gibi OBS'imize geliyoruz. Sağ tıklıyoruz, ekle diyoruz ve buradan tarayıcıyı seçiyoruz. Buraya abone hedefi diyoruz ve tamam diyoruz. Buraya da aldığımız linki yapıştırıyoruz ve tamam dediğimizde gördüğünüz gibi abone hedefimiz gelmiş oluyor. Boyutu gördüğünüz gibi bu şekilde. Bunu siz 800'de 600 değil de 800'de 200 yaparsanız eğer gördüğünüz gibi bu şekilde güncellenecektir. Yani boyutlarını buradan karar verebilirsiniz. 800'e 100 dersek de gördüğünüz gibi şöyle bir abone hedefi barımız gelmiş oluyor. Ve bu şekilde de Streamlabs'e girmeden abone hedefinizi veya takipçi hedefinizi direkt olarak Twitch üzerinden de ekleyebiliyor olacaksınız. Üçüncü olayımız Media Looper. Media Looper ile videonun başında da bahsetmiş olduğum hani bu OBS'de sağa sola koyuyoruz ya işte Instagram'ımı takip et, ondan sonra YouTube kanalımı takip et gibi görselleri nasıl ekleyebiliriz kolayca bunu göreceğiz. Bunun için Nerd or Die sitesine giriş sağlayacağız. Şimdi birlikte hemen bakalım. Açıklama kısmına bu sayfanın linkini bıraktım. Burada yapmanız gereken şey bir tane kendinize kullanıcı hesabı açmak. Kullanıcı hesabı açtıktan sonra buraya giriş sağlıyorsunuz. Ve sonrasında buradan Add to Chart'a tıkladığınızda gördüğünüz gibi burada zaten Free diyor. Burada sepetinize ekleniyor. Checkout diyorsunuz. Ve Checkout dedikten sonra gördüğünüz gibi Free olarak Complete Order diyorsunuz. Ve bize Download kısmı geliyor. Ve Download kısmından bu dosyayı indiriyorsunuz. İndirdikten sonra ben size hemen klasörün içine giriş sağladığınızda Media Looper bölümünde PSD Template bölümü var. Bu PSD Template bölümüne girdiğinizde Photoshop'unuz açılacak. 6 adet size görsel veriyor. Bu görselleri siz kendiniz Twitch olarak da tasarlayabilirsiniz bu arada. Siz direkt mesela Prime Sub diyor. Buraya çift tıkladığınızda Prime abone ol diyerek Türkçeleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben bunu abone ol, takip et gibi bunları ben yapmıştım zaten. Bunları da mesela Türkçeleştirelim. Subscribe kısmını abone ol diyelim. YouTube katıl ile YouTube katıl diyorum buna da. Burada gördüğünüz supportlı channel yani şurada altta şeffaf bölümler de var. Buraya da işte kanala destek ol gibi yazılar yazabilirsiniz. Sonrasında yapmanız gereken şey layer bölümünde gördüğünüz gibi Twitch, Subprime, Follow hepsini görebiliyoruz. Şimdi burada yapmamız gereken şey Twitch Sub yani abone ol kısmına sağ tıklıyorum ve buradan PNG olarak hızlı dışa aktar diyorum. Ve bunun için de ben masa üstünü seçiyorum ve kaydet diyorum. Aynı şekilde Twitch Subprime kısmına geliyorum, sağ tıklıyorum. Şimdi bu Photoshop'umu kapatıyorum. Değişikliklerimi kaydetme. Gördüğünüz gibi masa üstünde hepsi duruyor. Şimdi bunları nasıl yapacağız? Bir tane yukarı geliyorum ve burada medya kısmı var. Medya kısmında şu an basic olarak gelenler mevcut. 1, 2, 3, 4 olarak buraya eklenmiş vaziyette. Şimdi bunun hemen bir sağlamasını yapalım birlikte. OBS'imizi de buraya alalım. Hemen geldim buraya loops kısmı var. Loops nedir? Sürekli dönen şey anlamına gelir. Loops bölümüne geldiğimde play all then delay diyorum. Buradaki olayımız sıfır delay derseniz eğer sürekli görseller döner. Şimdi hemen ekleyelim buraya. Gördüğünüz gibi bakın subscribe. Şimdi değişecek. Gördüğünüz gibi follow me. Bunu tabii istediğiniz gibi boyutlandırabilirsiniz. İstediğiniz yere de konumlandırabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey sıfır delay'i alıp kaynaklar kısmına bırakmak. Şimdi bu sıfır delay nedir bundan bahsedeyim. Sıfır delay sürekli döner. Bir minüt derseniz eğer oradaki bütün fotoğraflar döner. Sonrasında söner ve bir dakika boyunca bir daha dönmez. Bir dakika dolduktan sonra tekrar döner. Yani aralık koymuş oluruz. Ve burada 30 saniye, 30 dakika, 10 saniye, 10 dakika gibi bir sürü olay mevcut. Burada aynı zamanda gördüğünüz gibi bakın video da eklenmiş. Ve ben formatında video da buraya ekleyebilirsiniz. Şimdi biz bunları nasıl değiştireceğiz ona bakalım. Bunu ben siliyorum şimdi. Ve geldik buraya medya bölümüne. Medya bölümünde PNG 1, 2, 3 ve 4 var. Bakın 4 zaten demin dönen video. Video Webm formatında. Yani biz videolarımızı Webm formatında eklememiz gerekiyor. Şimdi
Şimdi burada yapmamız gereken şey, bunların adını değiştireceğiz. Mesela ilk önce ben YouTube'un dönmesini istiyorum ve bunun adını yeniden adlandır deyip 1 yapıyorum. Sonrasında ben Twitch Sub'ın dönmesini istiyorum ve bunu 2 yapıyorum. 4 yapıyorum ve enter diyorum. Sonrasında bu medya klasöründe olanları siliyorum ve gördüğünüz gibi benim düzenlemiş olduklarımı buraya atıyorum. 1, 2, 3, 4 olarak sıraladık. Tekrar loops bölümüne geliyoruz. Play all then delay diyorum. 0'ı aldım ve buraya attığımda gördüğünüz gibi Türkçeleştirdiğim halde ekranıma geldi. Ve demin bahsettiğim gibi şuradaki yazıyı da istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde kendi sosyal medya hesaplarınızın bannerını yayınlarınıza ekleyebilirsiniz. Dördüncü ve son olarak yapacağımız olay ise facecam mask eklemek. Şimdi yine Nerd or Die sitesinden çok fazla çeşitliği olan facecam mask template'leri indireceğiz sizle birlikte. Ve sonrasında bunları nasıl ekleyeceğiz bunu göreceğiz. Yine açıklama kısmında bulunan linkten buraya geliyoruz. Gördüğünüz gibi burada name your price diyor. Buraya 0'ı tuşluyoruz ve add to chart diyoruz. Add to chart dedikten sonra yine buradan checkout diyoruz ve bize download bölümü geliyor. Ve bu şekilde zip olarak indiriyoruz ve sonrasında webcam klasörüne girdiğimizde burada landscape var. Landscape geniş açı ve siz kameranızı dikey kullanıyorsanız portrait bölümüne girdiğinizde de dikey olarak maskleri göreceksiniz. Şimdi bunları nasıl ekliyoruz? Hemen ona bakalım. Hemen şöyle OBS'imi aldım yine buraya. Kamerama sağ tıklıyorum. Filtreler diyorum. Ve efekt filtresi kısmından artıya tıklayarak görüntü maskesi blend'e tıklıyorum. Tamam diyorum. Ve gördüğünüz gibi böyle bir alan geliyor bize. Burada yapmamız gereken şey dosya yolu kısmından göz at diyoruz. Göz at dedikten sonra indirmiş olduğumuz Facecam Masks Free bölümüne giriş sağlıyoruz. Ve burada portre kısmına ya da landscape kısmına giriyorsunuz. Hani siz hangi şekilde kameranızı kullanıyorsanız onu seçiyorsunuz. Sonra burada mesela hangisini deneyelim? Şunu deneyelim. Gördüğünüz gibi kameramızın etrafına bir toz bulutu, bir kir, bir şey ekledi. Tekrar gözetleyelim. Mesela yuvarlak yaptığımızda da gördüğünüz gibi kameramız bu şekilde yuvarlak oluyor. Yine buradan filtreler bölümüne giriyorum. Göz at diyorum. Mesela şu varmış. Bu neymiş? Hafif böyle kemerimsi oluyor. Yine buradan aşağı iniyorum. Böyle bir şey varmış. Böyle kenarları üçgen. Tabii bunun arkası şey bu arada. Ekran yakalama ekleyelim. Bunu da aşağıya attığımızda gördüğünüz gibi PNG olarak geliyor. Yani şöyle kameranızı küçülttüğünüzde de bu şekilde gözükecek yani. Bilginiz olsun ya. Orası siyah olarak kalmıyor. Şu ekran yakalamayı siliyorum ki kafamız karışmasın fazla görüntüden. Ve gördüğünüz gibi burada bir sürü mask var. Ya burada dilediğinizi kullanabiliyorsunuz. Mesela kenarları oval var. Ne bileyim böyle bir şey var. Güzel, bunlar kullanılır. Bakın mesela şu çok güzelmiş. Tırtıklı tırtıklı. Başka ne varmış? Aa, bakın opaktan geliyor. Bir dakika, bunun şeyi merak ettim ben. Mesela buraya bir tane şey ekleyelim. Ekle, resim ekleyelim. Göz at diyeyim. Bir dakika. Hemen bak birlikte bak, çok hoşuma gitti bu. Eğer hayal ettiğim yani tahmin ettiğim gibi geliyorsa eğer süper. Şimdi hemen buradan mesela şunu koyalım. Aldım aşağı. Aa, bakın şeffaftan geliyor. Bu çok iyiymiş. Opağı var. Bak bu kullanılır arkadaşlar. Bunu böyle ayarlayacaksınız. Şöyle. Tamam mı? Buraya abone hedefi o bu bilmem ne bir şeyler koyacaksınız bu tarafa. Chat'inizi koyacaksınız buraya. Alın size mis gibi Just Chat ekranı. Gördüğünüz gibi bir sürü maske ekleyebilirsiniz dilediğinizce buradan. Normalde bunlar kolay bulunan şeyler değil. Hani kendiniz yapmak isteseniz de kolay yapabileceğiniz şeyler değil. Yani bunların hepsi zahmetli şeyler. Zahmetli işler bunlar. Ama bunlar dediğim gibi kullanabilirsiniz bu şekilde. Gayet güzel. Ben çok beğendim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 4 adet mükemmel eklenti, olay, görsel bir şey, ne diyeyim bilmiyorum bunları ama 4 adet mükemmel tips verdim sizlere. Bunları yayınlarınızda ve normal paylaşımlarınızda çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ve gerçekten çoğunuzun aşırı derecede işine yarayacağını bildiğim şeylerdi bunlar. Umarım ufak da olsa sizlere destekte bulunabilmişimdir bu konuda. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı unutmayınız. Şimdi ben de hızlıca bu videonun montajına geçiyorum. Oğlum hadi gidin ya. Hadi gidin. Hadi. Hadi bay bay, kapat.
Kapat. Kapat. Hadi.